Son iki nesildir, evet. Bu arada ben de bakıyorum. Evet, başladı. Evet. Evet, hadi bakalım. Evet, CEO sunuyor işi ara. Sesi biraz kısık tuttum, biz duyamayabiliriz ama. Hadi bakalım ya, güzel bir şey olsun ya. Dikkat edeceğiz diyeceğiz. Evet, bir video göstereceklermiş. Hadi bakalım. Oo, sanki grafiklerde bir değişiklik var ya. Gibi geldi bana, değil mi? Evet, eğitmeni gördük. Rival olabilir mi? Olabilir. Evet, Pokemon'larımızı şeyde gördük. Oyunda görmüş olduk. Ait Scorbunny. O kamera açısı garip. Evet, profesör kadın. Profesör kadın galiba. Yeni Pokemon. Evet, yeni Pokemon'lar. Oo, ilginç lan Pokemon'lar. Bunları değerlendiririz tabi ayrıca da. Sobble oyunda daha güzel göründü gözüme ya. Evet, eski Pokemon'ları da gösterip. Oo, bu güzel. Nedir ya? Güzel. Bu nedir ya? Müthiş. Oo, kuşu çok beğendim ya. Evet, eski Pokemon'lar. Bakalım yeni bir şeyler de görecek miyiz? Oo, şey, hava şeyleri falan. Hava durumları evet. Vesaire. Görseller şey. Müthiş ya. Kamera açısı var galiba ya. Kamera açısı var ya. Ben tahmin ettim. Var, yaşayan bir dünya var. Of of. Şu an tüyler diken diken ya. Kamera açısı var. Bu nedir? Şey yeni değil bir mi şey. Ya? Yeni bir şey. Ha şey ya. Bir Pokemon'a birkaç kişi dalıyor galiba. Öyle bir şey mi bu? Pokemon Go'daki hani sisteme benziyor. Nedir ya? Tam anlayamadım da. Kesinlikle grafikleri yenilemişler arkadaşlar. Yani ilk tanıtımdaki grafikler bir değil. Bir şey oluyor. Büyük bir Poketopu. Oo, bu ne? Oo. Ne yaptın? Şey dev Pokemon'lar. Dev Pokemon'lardan bahsetmiştim ben. Dev Pokemon'lar olacak demiştim. Kocaman Poketopu atıyor ya. Yuh. Olayın detayını şu an anlamadım ama. Evet, stadyuma geldik. Heh, hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam, seyirci var ama ne için var? Ne olacak bakalım? Salon lideri galiba. Yeni bir Pokemon gördüm. Evet, yine dev Pokemon'lar herhalde savaştırılıyor. Oha. Yeni Pokemon şu, ilginç bir Pokemon, evet. Bu dev Pokemon savaşı yani... Tabi detayını verirler ileride mutlaka da. Karizma bir adama benziyor. Charizard'ı falan var. Şampiyon olabilir, evet. Evet, ilk tanıtım videosu geçti. Güzel. Şu an itibariyle fena değil. İlginç. Evet, Masuda. Ahmori, Ohmori. Ne düşünüyorsun? Şimdi detayları açıklayacaklar. Bayağı da yeni Pokemon gördük ha. Evet, geliştirme devam ediyormuş. Ben grafikleri bu sefer çok beğendim ya. Evet, ana karakterler zaten tanıtılmıştı bunlar. Oyunda kesinlikle daha iyi duruyorlar. Evet, bu şekilde daha hoş duruyor Pokemon'lar. Bizim tanıtım videosundakinden daha iyi duruyorlar. Of ya, grafikler çok iyi ya. Yalnız kamera dinamik. Ben öyle anladım. Bana da öyle geldi. Ve yaşayan bir dünya var gibi. Stadyum. Bu kamera ne öyle? Televizyon efektiymiş. Evet, daha önce hiç görmediğimiz Pokemon'lar diyor. Pokemon'u çizen biriyle galiba. Evet, Pokemon'lar tanısınlar ya. James Turner. Sanat yönetmeniymiş. Bu arada kameraya çok bakamıyoruz. Kusura bakmayın. Yani ekrana şu an odaklandık. Beş dakika geçti.
Evet. Ben koyayım Pokemon'u. Wulu, Sheep Pokemon. Evet. Merip'ten sonra. Evet. Bu ama elektrik falan değil. Bu türünüz de söyle bari. Normal kaya mı? Normal mi? Bu da sevimli. Bunu beğendim ya. Bu hoş duruyor. Ghosty Flower. Ghosty Flower. Peri ya da çimen gibi duruyor zaten yani. Oo, bu da biraz... Bu da sağlam. Neymiş? Dreadnought Bite Pokemon. Bunun evrimi olacak mı? Teknik acaba? Olursa iki ayağına falan kalkarsa... Kuşu çok beğendim ya. Evet. Kuşu çok merak ediyorum cidden yani. Bu bir yavaş defansif bir Pokemon olacak belli. Yani. Evet, of gel ya. Of, ha, bu of, karga of. Pokemon var demişlerdi. Kor Knight. Knight. Bak Kor, demiştim Kor yani. Dark Pokemon olacak demiş. Ya, aa, müthiş bu çok ya. İyiymiş. Müthiş ya. Çok iyi bu. Oha ya. Hem türü benim sevdiğim bir şey hem de kendisi müthiş ya. Biraz metal gibi de duruyor. Evet, Pokemon'lar evrim de geçiriyor falan dedi. Ha evet, evrimi de gösterecek galiba. Evrimi geçiriyor o şu an. O stadyumdaki Pokemon'u gösterecek herhalde. Evrim o bence ya. Evet bak, dediğim gibi. Roselia benziyor suratı ya, değil mi? Elchikos. Nasıl okunuyorsun? Bunun bir evrimi daha vardır. Üçüncü evrimi de var gibi duruyor, evet. Kozalak gibi bir şey oldu çünkü. Çimen, yani klasik çimen Pokemon'u bu belli. Sevimli ama güzel. Bizim kuşun var mı acaba evrim ya? Tek kuş tek halde aslında. Değil. Vallahi kuş müthiş ya. Growlit. Evet, yani tanıdık Pokemon'lar da olacak diyor. Evet, biraz konuşmayla dolduracaklar demiştik yani. Ya kıtanın tasarım mükemmel ya. Ben grafikleri çok, bu sefer çok beğendim. Niye bilmiyorum. Değiştirdiler galiba biraz. Şu dev olayının Wild Area. Ha şey ya, açık dünya, açık dünya. Wild Area. Bak bak. Şeyde Go'daki gibi. Yaşayan Go'daki gibi olacak bu kısım, evet. Ben bunu zaten eleştirmiştim ya. Bu kesinlikle onda varken bunun da evet. Olması gerekiyor demiştim. Ama sadece bu bölgeye ait olacak gibi duruyor. Ha, bayağı geliyor yani. Kameradan bahsediyor şu an. Ağaç maaş sallama var ya. Oha. Çok iyi. Ben şu an acayip tatmin oldum şeyden evet. Dolayı. Kamera açısından dolayı. Kamera açısı var arkadaşlar. Öyle görünüyor yani. Böyle bir beklenen oyunda, bir şeydi. Böyle bir kesinlikle olması lazımdı. Ve ilk tanıtıma aldanmayın demiştim ben. Dynamax ne? Ne demek o? Geliyor detaylar. Tomorrow mu? Dynamax galiba bu savaş olayı. Bunu biraz detay verin. Evet, bunu anlamadım ya. Yani ne olduğunu çok. Bu yani bir görsel mi sadece acaba? Evet, planning direktörmüş. Evet, bu olay Dynamax diye geçiyor. Evet, yeni özelliğimiz. Evet, yeni özelliğiymiş. Tamam. Max, ha şey, saldırılar da değişiyor. Şey galiba Z-Moves tarzı bir şey bu ya. Ama bu sefer bütün saldırılara var. Bütün sanırım. Saldırılar oluyor, evet. Bir kez kullanılabilir. Bak tek. Bir kez kullanılabilir. Heee. Tamam anladım. Z-Moves gibi. Yeni oyunda yani bunun ustası olmanız gerekiyor değil mi? Bu ışıklar ne, onu anlayamadım tam olarak. Onunla bir bağlantısı var sanırım o işte. Pokemon. Bak. Multiplayer mod diyor ya. Max Raid Battle. Oha, Go'daki Raid Battle'ı getirmişler ha. Yuh. O zaman multiplayer olacak oyunda.
Ben mi yanlış anlıyorum şu an? Yok yok, multiplayer aşağıda yazdı. Saldırı efektleri de öyle çok kötü durmuyor arkadaşlar, söyleyeyim yani. Ah, 10 dakika geçti hadi. Efsaneler hala görünmedi ya. Her Pokemon'un var mı acaba böyle? Her Pokemon'un var galiba yani, anladığım çok kadarıyla. Çok özel bir efekt gerektirmiyor yani. Pokemon'u büyüteceksin. Evet. Bu çok yaratıcı gelmedi bana ama, bu Dynamax olayı. Hani hikaye Mega Evrim'le Z-Moves'u birleştirmişler gibi geldi bana. Sanki. Evet, wireless şeyini falan anlatıyor. Nintendo Switch Online lazım diyor. Evet, lazım diyor. Ya normal canım, ona bir şey demiyoruz zaten de. Ya bu şampiyon galiba ya. Profesör de ya, şu profesörün kızı mı nedir? İnsanları tanıtacak şimdi de. Evet, şampiyon. Leon. Yani, karizma. Karizma. Yani güzel, beğendim. Charizard'ı var bir de bak arkada. Sporla ilgili bir bağlantıyı söylemediler ama ya, hiç. Destekçiler falan varmış. Grafikler çok iyi. Araç sahnelerde. Evet, oyun grafikleri iyi arkadaşlar. Bana çok iyi geldi yani bu sefer. Bir kardeşi varmış. Rival. Hop. Bu rival'ların isimlerini niye böyle yapıyorlar ya? Hop. Rival çöp ya yine. Yani belli. Yine arkadaşça ya. Bunlar ne yapıyor ya? Vay. Bir kötü rival isterdim. Profesör. Evet, profesör. Yaşlı. Bir... Yine kadın yapmaları iyi olmuş ya. Magnolia. Manolya yani bildiğiniz. Bu da Sonya. Kızı herhalde. Asistanıymış. Sonya iyi. Bak bak, o saçıyla falan oynuyor. Bu neden hani sporcu peki? Onu söylemiyorlar. Şimdi söylüyor. Jimlere geldik, tamam. Tamam, aynı muhabbet. Ha bu şeymiş, Dynamax moduna sokuyormuş Pokemon'ları. Vay, savaş grafiklerine bak. Gym liderleri tanıtıyor. Milo. Milo. Skarbanyalı. Skarbanyalı. Evet. İlk gym galiba bu. Hala tam detay vermiyorlar gymler hakkında bence. İlk gym lideri mi gösteriyor sadece? Başka yok herhalde. Evet, efsane bence, hadi. One more diyor. Şu efsaneleri de göster, hadi. Beklentim efsaneler. Hadi lan efsaneler. Aha, efsane. Kesin efsaneler geliyor. Hadi bakalım. Onları da oyun içinde göster. Geliyor. Aslan mı? Oo, bu Shield'ın şeyi, efsanesi. Ağzında kılıç mı var onun ya? Aynen, ikisi de aynı. Ha yok, çok az bir fark var aralarında. Birisi bak bir şey. Güzel. Tahminler yani, tahmin güzel edilen oldu. Şeyler çıktı ama beğendim ya, güzel yani. Türleri falan ne acaba? Tabi onu göstermezler. Kesin bir özellikleri vardır bunların ikisinin. Ha, bir şey oluyordur.
Birleşiyorlar mı? Ne göster be. Göstermedi. Zacian, Zamazenta. Güzeller. Sword'un efsanesi daha hoş duruyor sanki, evet, ama ağzında kılıç işi beğenmedim onu tam ya. Niye ağzında kılıç var ki? Evet, daha bu küçük bir parçasıydı diyor. Evet, devam ediyormuş çalışmalar. Teşekkürler. Evet. Ha, bitmedi daha, dur. Oyun çıkış tarihinde bu verir herhalde. Tahmin ettik yani. 15 Kasım. Oo, gayet erken. Bu kadar erken beklemiyordum ha. Kapaklar sanki... Kapaklar hoş olmamış mı? Olmamış. Ha, double pack geliyor. İkisini de almak isteyene. Sanki Shield'in efsanesi daha hoş duruyor ya. Bana mı öyle geldi ne? Evet, bitti. Şu kapaklara bir daha bakalım. Sanki Shield daha iyi duruyor. Shield daha iyi gibi duruyor açıkçası. Ama ben hala karar veremedim hangisini alacağımı ya açıkçası. Ya Sword'un ağzındaki kılıç işi hoşuma gitmedi bir tek. Hani... Ötekinin bak ekstra bir şey. Ha, ötekinin kendinden bir şeyi var. Zırhı var da bu kılıç ağzında pek hoşuma gitmedi açıkçası. Evet, bitti. Vay be. Çabuk geçti 15 dakika. Ya 15 dakika dedik ama çabuk geçti. Şimdi toparlayalım o zaman. Toparlayalım, evet. Shout out!